Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İz yekulul munafikuna vellezina fi kulubihim maradun garra haula'i dinuhum. İmanın iki zıttı var. Küfür ve münafıklık. Müminlerin de İki düşmanları var. Kafirler ve münafıklar. Kur'an-ı Kerim'in bu buyruklarında az önce geçen ayetleri bu dersimizde ve daha önceki derslerimizde Bedir'e iştirak eden kafirlerden bahsetti. Ancak Medine'de yine Müslümanlara düşmanlıkta kusur etmeyen, ellerinden gelenlerini aldılarına koymayan münafıklar da vardı. Onun için bu 49. ayet-i kerime derhal onları da söz konusu ediyor. Ediyor ki münafıkları kıyamete kadar müminler kafirlerin de münafıkların da kendilerine karşı cephe teşkil ettiklerini bilsinler. Siz istediğiniz kadar onların iyi niyetlerinden emin olun. Onların değiştiklerinden emin olun. Sadece kendimizi aldatırız. Küfrün mahiyeti değişmediği sürece değişmez. Mahiyeti değişmiyor. Düşmanlığı, kafirin size karşı tutumu nasıl değişecek? Böyle bir şey kabul edilemez, tasavvur edilemez. Onun için bir de Müslümanların Müslüman olarak dikkat etmeleri gereken bir grup daha var. Bunlar kafir de olmayabilir, münafık da olmayabilir. Bunlar kimler? Kalplerinde hastalık olanlar. Yani iman kalplerine tam yerleşmemiş. Bir şekilde imanlarına muhalif bazı halleri, bazı tavırları, bazı duruşları olan kimseler. Bir görüşe göre bunlar ayrı, münafıklar ayrıdır. Bir görüşe göre münafıklık zaten kalbi hastalıkların en büyüğüdür, aynıdırlar. Ayet-i Kerime'yi söyleyelim, zikredelim, bu dediklerimiz daha iyi anlaşılsın. Hatırla o zamanı ki diyor. İz yekulul munafikuna ve başka vellezina fi kulubihim maradun. Münafıklarla kalplerinde hastalık bulunanların şöyle dediklerini hatırla. Ne diyorlarmış? Garra haula'i dinuhum. Bunları dinleri aldatıyor. Dinleri bunları kandırdı, aldanışa düşürdü. Düşürdü ki bir avuç olduklarına bakmıyorlar. Araç gereçlerinin olduklarına bakmıyorlar. Kaç kişi olduklarını hesaba katmayarak Mekkeli müşriklere karşı savaşa çıkıyorlar. Mekkeli müşriklere ait kervanı basmaya kalkışıyorlar. Halbuki daha dün oradan kaçıp gelip buraya sığındılar. Bunlar niçin bunu yapıyorlar? Niçin bunca tedbirsizliği yapabiliyorlar? Dinleri onları aldanışa sürüklüyor. Dinleri onlara yanlış izlenimler veriyor. Kendilerini güçlü zannediyorlar. Onlara karşı direnebileceklerini sanıyorlar. Onlara karşı çıkabileceklerini düşünüyorlar. Ne oluyor bunlara diyorlar. Ama وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Allah, münafıkların ve kalplerinde hastalık olanların müminler hakkındaki bu değerlendirmesine bu şekilde cevap veriyor. Yani kim Allah'a tevekkül ederse şunu bilsin ki muhakkak Allah azizdir, hakimdir. Aziz, gücüne karşı konulamayan güçlü demektir.
Hiç kimse Kureyş'te olsa, Amerika'da olsa, Allah gücüyle ve kudretiyle, izzet sıfatıyla müminlere destek verecek olursa, asla kimse onlara karşı duramaz. Hakimdir. Ne cereyan ediyorsa onun kaderiyle cereyan ediyor. O kaderini hikmetle tayin ve tespit etmiş olandır. Hakim kelimesini İslam alimleri şer'inde, evvela takdirinde, şeriatında ve koyduğu hükümlerde hikmeti sonsuz olan demektir. Allah'ın şeriatı da sapasağlamdır hükümleri itibariyle ve hikmetleri sonsuzdur. Kaderi de sapasağlamdır. Kaderindeki hikmetleri de sonsuzdur. Şeriatı da aynı şekilde böyledir. Takdiri de böyledir. Cereyan eden olaylarda da hikmeti sonsuzdur ve sapasağlam olandır. Ama Allah'ın izzetiyle ve hikmetiyle bizim üzerimizde, bizim karşımızda tecelli etmesi için bizim bir hususu yerine getirmemiz lazım. Nedir o? Allah'a hakkıyla tevekkül edeceğiz. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ diyor çünkü Cenab-ı Allah şartını veriyor. Kim Allah'a hakkıyla tevekkül ederse cevabı şüphesiz Allah azizdir ve hakimdir. Yani izzetiyle ve hikmetiyle onun yanında yer alır. Ama evvela Allah'a tevekkül edilecek. Allah'a tevekkül etmek, yaptığının doğru olduğuna inanarak, delilleriyle tabii, doğru olduğuna inanıp onun gereğini yerine getireceksin ve yardımını da Allah'tan bekleyeceksin. Allah'a sığınarak yapacaksın. Doğru yapacaksın. Şeriatına uygun olanı yapacaksın. Müminler Allah kendilerine Enfal suresinin bu mübarek surenin başında söylemiştik. Müminler Mekke'de kafirlerin baskılarına çok karşılık vermek istediler. Her izin için müracaat ettiklerinde Resulullah'a aleyhissalatü vesselam hayır, daha onlara karşılık vermekle, cevap vermekle, onlara karşı müdafaa yapmakla, çarpışarak, savaşarak her neyse müdafaa yapmakla veya cevap vermekle emrolunmadım der. Onlara savaşmaktan ellerini geri çekmelerini isterdi. Onlar da emre uyuyorlardı. Medine'ye hicret ettiler yine. Ya Resulallah ne zaman bunlara karşılık vereceğiz? Daha onlara karşılık vermekle, onlara karşı savaşmakla emr olunmadım derdi. Onlar da itaat ederlerdi. Ama Bedir'de Allah kendilerine Haç suresinde daha önce yine hatırlattığımız gibi izin verdiği üzere kendilerine zulmedildiği için onların da savaşmaları için onlara ne yapıldı? İzin verildi. İşte bu izni aldıktan sonra izni aldıktan sonra Yaradan'a sığınarak kafirlerin kervanını, Mekkeli müşriklerin kervanını vurmak üzere çıktılar. Kervan için çıktılar, kervanı kaçırdılar, orduyla karşı karşıya geldiler. Çünkü Allah'ın dediği olur bir. Allah'a tevekkül ederek dışarı çıktılar. Bizler Allah'a tevekkül edecek olursak, Allah'a tevekkül ederek Allah'ın emirlerinin gereğini yerine getirecek olursak, münafıkların da, kafirlerin de, kalplerinde hastalık bulunanların da bize
Allah'ın dilediği dışında zararı olmaz. Bu anlamda Peygamber Efendimiz'in amcasının oğlu Abdullah bin Abbas'a yaptığı tavsiyeyi hatırlayacağız, unutmayacağız. İslam'a uygun olarak bir iş yapacağımız zaman her zaman için bunun risklerini şeytan hatırımıza getirir. O riskler konusunda bu zikredeceğim hadisi hatırlamak en büyük ilaçtır. Doğru üzerinde ısrar etmenin en büyük ilacıdır. Şunu bil ki diyor, bütün insanlar sana bir hususta zarar vermek için bir araya gelecek olsalar, Allah'ın sana yazdığı dışında hiçbir şekilde zarar veremezler. Bütün insanlar bir araya gelseler sana zarar vermek için, Allah'ın senin için takdir etmişse veya takdir ettiği dışında sana hiçbir şekilde zarar veremezler. Şunu da bil ki bütün insanlar sana bir hususta faydalı olmak için bir araya gelseler, Allah eğer senin için yazmamışsa o konuda sana fayda sağlayamazlar. Yazdığı dışında sana faydalı olmazlar, olamazlar. Niçin? Çünkü ilahi takdirin yazılmış olduğu sayfeler katlanıp dürülmüş, ilahi takdiri yazan kalemin mürekkebi kurumuştur. Kadere iman insana kahramanlık verir, şecaat verir, tevekkül verir, güven verir. Bir hak sözü söylemen lazım. Yerine göre biz şer'i ruhsatlardan bahsetmiyoruz burada. Yerine göre belki şer'an söylemeyebilirsin. Ama burada senin bu hak sözü söylediğin zaman veya bir işi yaptığın zaman türlü türlü hesaplar hatırına gelir. Nefsin hatırına getirir, şeytan hatırına getirir. Bunun için bunları tek tek çürüteceksin. Hayırlı bir işse, hayırlıysa çürütmesini bileceksin. Bundan kimse kendisini kurtaramaz kolay kolay. Abdullah bin Revaha radıyallahu anh Mute'de şehit düştü. İslam ordusunun komutanları tek tek şehit düşünce, onun da başa geçmesi istenince türlü türlü vesveseler geldi hatırına. Ey nefs dedi, eğer öleceksin de hanımların geride kalacak diye düşünüyorsan bil ki onları boşadım. Ey nefs dedi, eğer öleceksin de malın mülkün geride kalacak diye korkuyorsan bilin ki, bil ki onları Allah yolunda Allah'a ve Resulüne vakfettim. Hibe ettim. Eğer şunu düşünüyorsan şuna çare buldu, buna çare buldu. Geriye Allah'ın dini için savaşmaktan başka bir yol kalmadı. Nefsinin bütün mazeretlerini bu şekilde tek tek çürüttü. Şeytanın bütün vesveselerini tek tek İslami panzehirlerle ifade yerindeyse püskürttü. Ve Allah yolunda ilerledi. Peygamber aleyhissalatü vesselam da nübüvvet makamında minberde hadiseyi müşahede edince Cenab-ı Allah ona vahiyle olanı biteni bildirince İşte şimdi sancağı şu aldı, sancağı bu aldı ve şimdi de Abdullah bir Revaha aldı. Ama biraz tereddüt gösterdiği için
onun şehadet tahtında hafif bir eğiklik var diyor. O da onlara kavuştu. Cafer-i Tayyara vesaireye onlara kavuştu. Fakat o da onlara kavuştu ama hafif bir tereddüt geçirdiği için böyle bir eğilim var. Ahiretteki mertebesinin düşüklüğü manasına değil bu. Tereddüdünün şehadet tahtına nasıl yansıdığına işaret ediyor. Kısacası münafıkların, kalplerinde hastalık olanların, kafirlerin bizde uyandıracağı şüphe ve tereddütlerin ilacı ne? Allah'a tevekkül etmek. Bunu ihmal etmeyeceğiz. Doğru iş yapıyorsan Allah'a tevekkül edeceksin. Sadaka vermen gerekiyor. Hemen şeytan ve nefsin devreye girer. Cimrilik et der. Türlü türlü ihtiyacın var der. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne demişti Bilal'e? Enfık ya Bilal ve la tahşe min zil arşi iklala demişti. Ey Bilal infak et. Harca bizim harcamalarımızı. Harcamamız, infak etmemiz gereken malımız varsa infak et gereken yerde. Arş sahibi olan Allah'ın azaltacağından yana korkun olmasın. Tevekkül bu. İnfak etmen mi gerekiyor? Et. Et. Rızkın sana gelecek. O infakı elinde tutmakla rızkını arttıramazsın. Cimrilik etmekle rızkın artmaz. Rızkın neyse odur. Odur. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam hiçbir nefis rızkını tamamlamadan ölmeyecektir. Binaenaleyh rızkınızı güzel şekilde isteyiniz diyor. Yani harama, hileye, hurdaya vesaireye sapmayın. Rızkınıza berbat olan bir şeyi bulaştırmayın. Gelecek. Fazlasız gelecek, eksiksiz gelecek ama. Azsa az, çoksa çok. Ama gelecek. Senin rızkına batıl yollar bulaştırman rızkını artırmaz. Cimrilik etmen rızkını azaltmaz, çoğaltmaz. Cömertlik etmen yerinde tabii olmasından bahsediyoruz. Rızkını da eksiltmez. Ne infak edersen onun yerine gelecek. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يُخْلِفُ Her neyi infak ederseniz Allah onun yerine başkasını verir. Dolayısıyla tevekkülü bu şekilde burada olabildiği kadar geniş manasıyla. Yani şeytan içeriden kafirler, münafıklar, kalplerinde hastalık olanlar dışarıdan sizleri dinen yapılması gereken bir işten alıkoymak, geriletmek istiyorlarsa bunun çaresini tevekkülle de bulacaksınız. Allah'a sığınmakta bulacaksınız. Tevekkülü bu hastalığın en güzel tedavisi olarak bileceksiniz ve hayatınızı bu şekilde düzelteceksiniz. Evet, bu da bir imtihandır. Allahü Teala mertebelerimizi, kendi nezdindeki değerimizi yükseltmek için sürekli olarak bizleri türlü korkularla ve endişelerle sınar. Bu korku ve endişeleri biz yine İslami reçetelerle bertaraf etmesini bilmeliyiz. İşte Kur'an burada bu gibi hallerde tevekkül reçetesini sunuyor. Bu ilaç büyük bir ilaç gerçekten. Niçin? Çünkü وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Aman ya Rabbi. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Vallahi şifadır. Çok büyük bir şifa. Bunu kalbimizde yerleştireceğiz. Allah'a tevekkül etmemiz gereken yerlerde kimseden yardım ve imdat beklemeden o bana yeter diyeceksin. وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا Vekil olarak, himayeci olarak, koruyucu olarak Allah yeter. İman işte budur ha. İman budur.
Ve çok zevklidir buraya geldiği zaman insan. Çok zevk alır. Allah bana yeter. Burada gelecek. اَلَّذ۪ينَ اِذَا قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِمَانًا. O müminler öyle kimselerdir ki şeytan insanlar sizin için ordu topladı dediler. Dolayısıyla onlardan korkun dediklerinde bu onların imanını artırdı. Ve ne dediler? وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلِ dediler. Allah bize yeter ve o ne güzel vekildir dediler. Nelerle korkutuyorlar? Onları Amerika ile korkutuyorlar, Rusya ile korkutuyorlar, Çin ile korkutuyorlar. Böyle korkutuyorlar. İnsanlar sizin için ordu hazırladı. Onlardan korkmanız gerekmez mi? Ne yazar? Allah bize yeter dediler. O ne güzel vekildir. Üstelik bu onların imanını arttırdı. Tevekkül, illaki tevekkül. İmanın tadını o zaman alır insan. Doğru yerde, tevekkülü doğru olarak anladığımız vakit, doğru olarak yaşadığımız vakit, gerçekten imanın lezzetine varmış olur. Cenab-ı Allah bizleri bu lezzetten mahrum etmesin. Devam ediyor 51. ayet-i kerimede diyor ki zor bir hal 50-51. ayet-i kerime. وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَر۪يقُ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ. Münafıklar ve kafirler küfürleri gereği İslam'a ve Müslümanlara karşı hep savaş halindedirler. Hep İslam'a ve Müslümanlara zarar vermeye çalışırlar. Peki Cenab-ı Allah bir başka yerde diyor ya, siz veya onlar zannederler mi ki iman edenlerle kafirlerin hayatlarını da ölümlerini de aynı kılacağız? Arada bir fark olmayacağını mı zannediyorlar? Hayır diyor. Arada bir fark olacak. İşte burada kafirlerin ölümleri halinde nasıl bir fark olduğunu göstermektedir. Keşke görsen diyor. وَلَوْ تَرَى bir görsen. اِذْ يَتَوَفَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَ meleklerin kafirlerin canlarını alırken bir görecek olsan diyor. Ne yaparlar? يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ yüzlerine ve arkalarına vura vura canlarını aldığı vakit bir görsen diyor. Herhalde bu bir insanın bir insanı vurmasına benzemez. Benzemez. Düşünün ki Lut aleyhisselama melekler azabın geldiğini haber vermek üzere insan kılığında geldiklerinde Lut'un kavmi de Lut aleyhisselama gidip misafirlerini ondan gasp etmek istediklerinde Cebrail aleyhisselam kanadını bir silkeleyerek gözlerini kör etmişti. Kapıları bile şaşırdılar. Ama küfür ve inatları o kadar fazlaydı ki Lut aleyhisselama tehditler yağdıra yağdıra gittiler. Ne hale uğradıkları belli. Şimdi aziz Allah, melekler onların canlarını alırken sırtlarını ve yüzlerini vurarak canlarını alacak.
Ve onlara diyecekler ki وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَر۪يقُ Bir de yangın azabını, ateşte yakma azabını tadın. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki sizin bu ateşiniz cehennem ateşinin şu kadar da bu kadarıdır. Bir rivayette 69, 70'te biridir yani. Ashab diyor ki ya Resulallah bu dahi bile yeter. Cehennem azabında. Bu da bu, bununla da azap edilse yeter. Dolayısıyla o yangın azabı dünyevi bir yangın azabı da değil. Dünyada yangın azabı yakar bitirir orada çeker gidersin. Allah vermesin tabii. Dünyada da ahirette de Allah bizi ateşin her türlü şerrinden korusun. Cehennem ateşi öyle ölümle neticelense yakacak bitecek bitti diyeceksin. Yok öyle bir şey yok. O azabının şiddetine rağmen bitmeyecek. Onlar hakkında ölüm hükmü verilmeyecek ki ölsünler diyor. Ölmeleri için ölüm hükmü verilmeyecek. Derileri her piştikçe diyor bir başka ayet-i kerimede başka deriler veririz onlara değiştiririz. Azabın sürekli olarak onlar tarafından tadılması için. Sürekli olarak azabı tatsınlar diye. Ve onlara diyecekler ki bu bedeni azap yetmeyecekmiş gibi. Yetmeyecek. Bir de sözlü azap. ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّهَ مِنْ الْعَبِدِ diyecekler. Bu sizin ellerinizin dünya hayatındayken önden gönderdiğini gönderdiğidir. Yani yaptıklarınızdan başkasıyla cezalandırılmıyorsunuz. Hak etmediğiniz bir cezayı çekmiyorsunuz. Ellerinizin önden gönderdikleridir. Ve şüphesiz Allah kullara asla zulmetmez. Bu azap zulüm olarak gelmiyor. Hak ettiğiniz bir azaptır bu. Kimlere benziyor? كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Sizin bu haliniz tıpkı Firavun hanedanının ve Firavun ile Firavun peşinden gidenlerin ve onlardan öncekilerin hali gibidir. Ne yaptılar onlar? كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ Allah'ın ayetlerini inkar edip kafir olmuşlardı. فَأَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوبِهِمْ Allah da onları günahları sebebiyle azab ile yakaladı. اِنَّ اللّٰهَ قَوِيُّ شَد۪يدُ الْعِقَابِ Allah güçlüdür. Cezası da pek şiddetlidir. İnsanlık bir ibret alsa ne kadar güzel olur. Vallahi Allah-u Teala öyle azaplar gönderiyor ki dünyanın en güçlü ülkeleri bile o konuda çaresiz kalıyor. Kırk elli gün önce Japonya'yı gördük. Şimdi de Amerika'yı görüyoruz. Amerika'da bu fırtınanın benzeri her sene oluyor. Hortum geldi mi, fırtına geldi mi bir şey yapamıyorlar. Amerika nerede kaldı gücün? Hani meydan okuyan adını verdiğin füzelerin, Challenger'ların nerede kaldı? Meydan okusana. Onun için Cenab-ı Allah yani örnek olarak anlatılıyor. Yani sahih bir kaynakta görmedik. Nemrud'u Cenab-ı Allah sivrisinekle helak etti diyorlar. Eder mi? Eder vallahi. Çünkü bir sivrisinek geldiği zaman biz bile yerine göre herkes daha doğrusu aciz kalıyor. Onun için Firavun Lut kavmi Salih kavmi, değil mi? İrem sahipleri, bahçeleri, At kavmi ne aldılar? Bütün güçlerine rağmen helak edilmediler mi? Edildiler. İnsanoğlu o halde nesine güveniyor?
Nesine güveniyor? Ne gücüne güveniyor? Senin elindeki güç de Allah'ın gücü. Senin zannettiğin gücü de sana veren Allah. Allah'ı nasıl unutursun? Niçin? İlahi bir kanun. Sünnetullah 53. ayet. Zalike bi enne Allah lem yeku mugayyiran ni'meten en'amaha ala kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim ve enne Allah semi'un alim. Niçin böyle azap ediyor Cenab-ı Allah? Çünkü Allah bir kavme ihsan etmiş olduğu bir nimeti onlar kendi nefislerindekini değiştirmedikçe değiştirmez. Ve çünkü Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir. Kimin isyan ettiğini, kimin itaat ettiğini, kimin azabı hak ettiğini, kimin ilahi nimet ve lütfu hak ettiğini kendisi bilir. Durup dururken de kimseyi cezalandırmaz. Kimsenin üzerindeki nimeti alıp o nimetin yerine veya o nimetten mahrum etmez, o nimet yerine azap göndermez. Bir ayet-i kerime daha şey edelim, konumuzu orada bağlayalım inşallah. Yine bu hal diyor, yani nimeti değiştirme hali, كَدَعْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Firavun hanedanı ve ondan öncekiler de böyle yapmışlardı. Yani onlar da üzerlerindeki nimetlere karşı nankörlük ettiler. Nefislerindekini değiştirdiler. Allah da onların halini değiştirdi. Ne yaptılar onlar? Aynen öyle söylüyor ayet-i kerime devam ediyor zaten. كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ. Rablerinin ayetlerini yalanladılar. Biz de onları günahları sebebiyle helak ettik. Ve Firavun hanedanını da suda boğduk. Çünkü her seferinde Musa aleyhisselama uyacaklarını, iman edeceklerini, İsrail oğullarını onunla birlikte göndereceklerini söylüyor ve söz veriyorlardı. Ama her seferinde kalplerindekini, nefislerindekini değiştirdiler. Verdikleri sözlerde durmadılar. Allah da onları suda boğdu. Ve kullun kanu zalimin. Onların hepsi de zalimler idiler. Yani biz kimi helak ettiysek zalimdiler. Onun için helak ettik. Zulüm adaletin zıttıdır. Adalet onların iman etmelerini, salih amel işlemelerini gerektiriyordu. Onlar bunu yapmadılar. Bunu yapmadıkları için biz de onları helak ettik. Bu şekilde Cenab-ı Allah 52. ve 54. ayet-i kerimede, yani Firavun hanedanı gibi dediği ayet-i kerimede ne yapıyor? Yalanlayanlara karşı ilahi adetin, sünnetin ne olduğunu belirtti. Sonrakinde ise nimetin değiştirilmesi halinde nasıl cezalandıracağını belirtti. Cenab-ı Allah'ın tabi bu ve benzeri birçok ayet-i kerimede kanunları, sünnetullahı, yani Allah'ın sünneti dediğimiz kainattaki kanunları izah ediliyor. Bunların da ayrıca idrak edilmesi gerekiyor. Özellikle Kur'an-ı Kerim'de sünnetullah ile ilgili ayet-i kerimelerin aslında çok etraflı bir şekilde, çok derinlikli bir şekilde toplumsal açıdan, ahlaki açıdan, şeriata uymak açısından iyice anlaşılması, tahlil edilmesi üzerinde durulması gerekir. Bu ayetlerden birisi de şu anda sonda gördüğümüz bu birkaç ayet-i kerimedir. Bunların devamlı hatırda tutulması ve Allahü Teala'nın hükümlerine karşı gelinmeyerek, aksine Allah'ın hükümlerine riayet edilmesinin Allah'ın rahmetini celbedecek bir husus olduğu. Allah'ın hükümlerine karşı çıkmanın ise Allah'ın azabını ve gazabını celbeden hususlar olduğu hatırdan
çıkarılmamalıdır. Evet, bugün için de sözlerimizi burada nihayete erdirelim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin.